Merhabalar, Darıca'dan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Ben Mualla. Bahçemden haberler olarak, bahçemden renkleri, çiçekleri, bitkileri şöyle küçük küçük tanıtmaya devam ediyorum. Aradığınız veya merak ettiğiniz çiçekler varsa kanalımızda, sayfamızda yazın. Birçoğunun bilgilerini aktarmaya çalıştım. Hani çok detaylı olarak değil de şöyle genel bir bilgi edinmek istiyorsanız bu güzellikler hakkında elimden geldiğince, dilim döndüğünce bilgi aktarımı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle balkon bahçedeyiz. Alt bahçe var ve arkadaşlar sarmaşık gülüm en güzel zamanlarında. Aslında bugünün konusu sarmaşık gülümü size şöyle doya doya gösterebilmek. Ama bir dalını şöyle balkon bahçeye çevirdim ve şöyle balkon direğine bağladım. Küçük bir bölümü bu. Asıl güller şöyle kapı tacında. O tarafa da geçeceğiz. Şöyle buradan bir başlamış olalım dedik. Geçenki videomuzda sarı demet gülüm vardı. Biraz solmaya durdu, rengi açıldı. O zaman da yağmur yağmıştı, eğilmişti. Adeta bizi çek der gibiydi. Şöyle gördüğünüz şu sarılar kendi kendine çıkan papatyalar. Bunlar da çok güzel oluyor, böyle boylu boslu. Bahçelerde güzel bir görünüm sunmaktalar. Evet, dışarıya çıktım arkadaşlar. En güzel görünümü çünkü dışarıdan. Sarmaşıklar genelde bahçeye dikildiği zaman kendilerini dışarıya doğru atıveriyorlar. Bir şal edasında. Aslında dışarıdan çok daha güzel bir görsel sunuyorlar. Mesela sarmaşık gülüm. Evet, en güzel zamanları. Bunu kaçırmak istemiyorum. Şöyle doya doya göstereceğim. Mesela bakın klematisim. Bu renk, yani bu burada çok güzel oldu. Bu yıl çok güzel oldu. Tabii ki bu güzelliği de kaçırmayacağım. Şöyle sizlere doya doya bunu da göstereceğim. Her ne kadar sarmaşık gül kahramanımız diyorsak da, yani bu bölümün kahramanı klematisler, aşktır arkadaşlar, aşk. İlk gördüğümde gerçekten vuruldum. Bakın ilk açan çiçekleri bu. Sonra zamanla açılıyor. Daha morumsu bir hal alıyor. Aslında ilk açtığı zaman bordo renkte. Muhteşem bir güzellik. Maşallah ve Sübhanallah diyoruz ve oradan birçok çiçek sarkmış. Mesela çalım inesi, gül sardunya ara ara ekiyorum. Bakın şu tomurcuk, sarı kantorun iri çiçekli olanı. Şöyle yaprakları Veronika yaprağına benziyor biraz. Bakın şunlar ona ait. Orman altı bitkisi doğada bulunmakta. Bir de sarı kantoron var. Kantoron. Sarı kantoron var ki o da hani otsu bir türdür. Çayırlarda, doğada rahatlıkla bulunabilir. Şu zamanlarda oldukça da çok var. Buranın doğasında rastlıyorum. Ben bazen topluyordum demet halinde. Sonra onu yağ, zeytinyağına bastırıyorlar ve kantoron yağı elde ediliyor. Böyle ağrıyan yerlere falan sürüyorlar. Şifa kaynağı bir bitki. Şöyle bir baktıktan sonra bir de gelin çiçeği sarmaşığı da şu zamanlarda güzel. Oraya da geçeceğiz. Bakın orada bir yaseminim var. Şöyle sünmüş durumda, kaldırmadım. Çünkü gülümün o düzenini bozmasın diye şimdilik. Belki çiçekler solduktan sonra budama yapılır ve onu yukarıya doğru kaldırırız. Ama o yasemin, yani Arap yasemini bir dönem açıyor, geçiyor. Bir de gerçek yasemin var ki balkon kenarında durmakta. Ona da bir göz atarız. İnşallah, böyle söylüyorum, sonra da unutuyorum. Evet, bu çok hoşuma gidiyor. Limon sarısı içinde beyaz bir hatmi gül. Boylu boslu alabildiğine cömertçe güneşi alıyor çünkü burada. Evet, bitkiler güneşe çok ihtiyaç duyuyor. Böyle yeri de geniş olanlar çok güzel bir performans gösteriyor. Bizim bahçede o imkanı biraz zor buluyorlar tabii ki. Gelin çiçeği sarmaşığı şöyle bakın, evet çok güzel. Solanum laxum, solanum ailesinden bir bitki.
Evet, solanum deyince içinde patates, patlıcan, biber, domates, birçok it üzümü falan şu an aklıma gelmiyor. Mor yıldız, hepsi aynı aileden arkadaşlar, sülale olarak. Çiçeklerine baktığınız zaman bunu anlarsınız. Bitkilerin yaprakları biçimi farklı olsa da çiçekleri benzer şekilde olunca aynı aileden olduğunu düşünebilirsiniz. Bu çiçeğin de birçok türü var. Mavi, mor, düz, farklı farklı türlerde, çalı türlerde var. Ben de mor yıldız, bir de serada görünce beyazını aldım. Onu da inşallah gösteririm. Unutmazsam, evet, Bodur akasya, aslan bıyığı, paşa bıyığı gibi isimleri olan ağacımsı bitki. Onun da özel videosu var. İzleyin arkadaşlar. Bakın, arama yerinde dediğim gibi aklınızda, yani benim videolarımda duyduğunuz isimleri araştırabilirsiniz. Hepsini tek tek yapmadım. Bazılarını tek, bazılarını çift, bazılarını üçlü, bazılarını onlu gruplar halinde şeyini yaptım, videolarını yaptım. Hemen komşunun gülünü de göstereyim. Evet, burası ilgilenemedikleri için alabildiğine karışık bu tahlar. Geçen yıl, önceki yıl ben dikmiştim bunları, ama ezan çiçekleri şöyle. Ama alabildiğine cömertçe güneşi aldığı için çok güzel olmuşlar. Burada komşu ekleme yaptı. Balkonunu doldurdu, yükseltti burayı. Şöyle bakın, komşu bitişik. Gülü kesti. Geçen yıl olduğu gibi boydan boya harika bir görsel sunmuştu. Şöyle bakın, arada hanım eli var, mor salkım var. Diğer komşunun böyle birleşmiş durumda. Evet, iç içe. Bir de benim sarmaşık kırmızı gülüm böyle olmazdı. Şimdi yani şu videoda bol kırmızılı olacaktı, ama hastalık aldı. Ona yetişemedik. Biraz ilaçlama yapıldı ama kötü bir durumda. Biraz derin bir budama yapacağız herhalde. Bilmiyorum yani, budama, ilaçlama yapılacak. Beyaz olanı arkadaşlar, tamamen beyaz olanı solanum, laksumun, bunlar sarmaşıktır. Kışın da çiçeklerini görebilirsiniz. Tabii ki en bol bu zamanlarda bulunmakta olur. İlerleyen zamanlarda da oluyor da çok yazın sıcak dönemlerinde çok bol olmayabilir tabii ki. Birçok çiçek için aynı şey söz konusu. Çok soğuk dönemlerde ve çok sıcak dönemlerde dinlenmeye geçiyorlar. Kendilerini korumaya geçiyor bitkiler. Evet, solanum, laksum dedim, dayanıklıdır. Yani bazı bitkiler hassas. Bazıları az hassas, bazıları çok hassas. Karasal iklim bu açıdan çok şanssız diyeceğim. Şimdi bizim hep soruyorsunuz, tekrar söyleyeyim, Marmara bölgesinin işte onun içerisinde bulunan Kocaeli. Kocaeli zaten Marmara Denizi'nin kıyı bir kenti. İlçelerde öyle yayılım göstermekte. İstanbul'a sınır bizim bulunduğumuz yer. Darıca ilçesinin Bayramoğlu mahallesi ki sınır, yani sınır deyince çok yakın bir bölümde ve bu kıyı şeridi aslında. Şöyle hem çiçeklere bakalım. Yani Kocaeli, İzmit, Gölcük, oradan itibaren baktığınızda işte İzmit merkez, işte Körfez ilçeleri, Derince, Yarımca, Tütün Çiftlik geliyor bu tarafa doğru, Kirazlıyalı, işte hepsini tek tek sayamayacağım, Hereke. Sonra işte Dilovası, Muallimköy, Eskihisar, Darıca ve böyle geliyor ve Bayramoğlu. Bayramoğlu'ndan sonra Çayırova'nın bir kısım bölgesi var. Yani Çayırova ilçesine. Yani idari şeylere çok dalmayayım, ama sonradan hani arada biz düzeltmek isteyen olacaktır diye. Tuzla geliyor. Tuzla İstanbul'a bağlı bir ilçe, biliyorsunuz. Oradan öteye Tuzla, Kaynarca, Pendik, Kartal, Maltepe, Göztepe, Kadıköy diye böyle gidiyor. Ve oradan karşıya da artık Zeytinburnu bilmem ne böyle gidiyor. Burası Marmara Denizi'nin kuzey kıyıları olmakta ve deniz seviyesine yakın olan bölgelerde hassas olan bazı türler daha iyi durmakta. Yani sağlıklı kalabilmekte. Yani Marmara bölgesinin karasal iklim bölgeleri de var tabii ki. Yani Ergene Havzası, Trakya bölümünde iç kesimler soğuk oluyor. Karasal iklim özelliği taşımakta. Şimdi ben çok uzattım, hiç gerek yoktu. Ay, burada kaldım, dur.
Ay çok kaldım, sıkıldınız belki de ya. Neyse böyle söyledim belki o bölgelerde olanlar için yani kuzey yani Marmara Denizi'ne denize yakın bir seviyedeyiz. Yani denizden yüksekliğimiz bilmiyorum 10 metre belki de bizim yoktur 10 mu 15 var ya da yok hiç ölçmedim ama o yüzden bazı bitkiler burada olmakta. Yani soğuk iklim bitkilerini de serin bölgelere koymaya çalışıyoruz. O şekilde şanslı bir bölgedeyiz. Şanslıyız deyince bunu kabul ediyorum. Çok şanslısın. Cennet gibi bahçeniz diyorlar. Teşekkür ediyorum buradan. Bakın iç içe girmiş bu İzmir güzeli diyelim. Oh. Ay güzellik bu da var ya. Şimdi bu zamanlarda açtı bunlar. Geçen buz çiçeği videosu yaptığımda açmamıştı. Bakar mısınız? Ay kaldık burada ya. Ay. Bakmalara doyum olmuyor. Sakız sardım ya orada. Şurada da acem halısı koymuştum, sarkıtmıştım. Tabii ki güller solduğu zaman onlar daha çok kendini gösterir. Şöyle bu tarz da hoşuma gidiyor. Şöyle baktıktan sonra çok kalmayayım. Papatyaları özel çekeceğim. Çok seviyorum bunları. Bunları doya doya göstereceğim sonra. Şöyle bakın. Onları ayrı çekeceğim. Çok vakit alıyor çünkü. Şöyle bakın, evet uzattığım dala da şöyle bir bakalım arkadaşlar. O hep orada mı duracak? Durmayabilir. Belki açıp geçtikten sonra alırım onu. Çünkü bir dönem açıyor. Evet arkadaşlar, bazı çiçekler yılın her mevsimi açabiliyor. Bazıları bir dönem açıp geçiyor. Bazıları işte ilk açıyorlar, güzel açıyorlar. Sonrasında da açıyorlar ama daha az açıyorlar. Bakın bu da çok güzel bir doğal bir tür. Mine, çalı mine. Bunu alabildiğine bu diyorum ama hiç bana mısın demiyor. Çok dayanıklı, çok nazsız bir tür. Gerçekten olduğu yeri güzel gösteriyor. Evet, gerçek Yasemin dedik. Bakın çok sık değil çiçekleri ama böyle hoş kokulu. Şöyle yapraklarda biraz full Yasemin'e benziyor ama gerçek Yasemin denilen bir tür. Bu çiçek arkadaşlar yılın her mevsimi açmaya devam ediyor. Şimdi mesela yeni başladı. Çok daha gösterişli olacak. Daha sonrasında azalarak devam edecek. Ve şöyle kaymak ağacına da bir bakalım. Kaymak ağacı videomuzu izlemenizi isterim. Meyveli döneminden çektim. Meyvelerini toplarken işte yapısını falan gösterdim. Çok lezzetli bir meyve. Uruguay, Paraguay gibi böyle değişik ülkelerin meyvesi aslında ama birçok bölgede de olabilmekte. Çiçekleri çok gösterişli. Şöyle bakın, bordo, pembe, biraz morumsu. Böyle biraz baktıktan sonra şimdi bahçenin orta yerinde bu. Bunu da şöyle bir görmüş olun. Evet, videomuzu arayın arkadaşlar, arayın kanalımızda izleyin. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu ağaç ile ilgili veya meyve ile ilgili bilgileri orada anlattım. Evet, yıldızlar yarı gölge olsun diye buraya koydum. Bir yere topladım. Hani bir ara aldığım çiçekler vardı, işte onlar bunlar. Bir ara çok kötüydüler. Salyangozlar saldırdı. Sonra yine toparlanmaya başladı. Bayağı bir mücadele ettim tabii ki. Evet, çan çiçekleri, maviş denilen. Şöyle daha önce daha güzel zamanından gösterdim ama şimdi de bir görmüş olun. Şöyle bir gezerek tekrar balkon bahçeye gidip oradan bitireceğim arkadaşlar. O sarmaşık gülün bir de yani kapıda var. Başka bir kapıda, onu da göstereyim nasıl görüldüğünü şöyle. Bir de ezan çiçekleri açtı arkadaşlar. Akşama kapatıyor bunlar. Böyle güneşi görünce gündüz açıyorlar. Limon sarısı bir rengi var. Hani sarı var, bir yumuşak sarı, turuncumsu ama bu tamamen limon sarısı. Bu burada hoş bir tasarım oldu. Sardunyalar bir müddet daha devam eder ve bakın civan perçemleri geliyor. Onları o beyaz papatyalarla daha da açacaklar çünkü bakın tomurcuk yapıyorlar. Onlar hani böyle görsel olarak ikisini bir videoda görüntülemeye çalışırım inşallah. Çünkü hepsini bir videoya aldığım zaman çok uzun oluyor gerçekten. Şöyle merdiven tarhına da bir bakalım. Merdiveni soranlar oluyor. Şöyle göstereyim tekrar. Bu orijinal merdiven. Buraya da gelen ustalardan birinindi. Artık kullanmayacak. Yani ben çok beğendiğimi söyledim. Sonra bana bıraktı. İhtiyacı da yoktu zaten. Sarı kız geliyor. O da açsın. Daha bol gösteririm. Ne göstereceğim? Bordo renkli bir karanfilimiz var. Yeni başlıyor.
Onu da o videoya inşallah. Evet, dediğim gibi buz çiçeği videomuzda bunlar tam açmamıştı. Şimdi başladılar ve güneşi görünce de böyle bir hal oldu onlara. Evet. Kuşadası'ndan gelen karanfilimiz. Daha önce de gösterdim, solanlar var ve açmaya devam ediyor. Parlayan mücevher buz çiçeği, böyle bir altın çilek. Bakın şöyle kapsül yapmış. Altın çilek, bildiğiniz altın çilek. Limonumuz, sütlaçımız. Şöyle şurada anemon açmış, onu göstereceğim size. Hani soğanlar almıştım ya, birçok soğan, çeşit türler. Onlardan biri de anemondu. Bir tane mor olanı açmış. Şöyle, evet, kırmızı nar çiçeği gülüm de başladı. Çok açtığı zaman gösterişli oluyor tabii ki. Şöyle anemonu biraz geç kaldım ya. Solmaya da durmuş. Mor olanı bu. Evet, dağ lalesi de diyorlar. Burada işte suluyorum, ediyorum. Salyangozlar çok geliyor. Burada çok değerli bir şeyler var. Bakın birkaç tane çıktı şey, dijitalist. Ah, bu turuncu galiba. Turuncu almıştım. Turuncu lilyum. Hep gösteriyorum. Evet, turuncu gül. Bu farklı. Geçen dün paylaştım Instagram'da, bir takipçimiz ilk defa görüyorum dedi. Oysaki bahçemde benim ilk güllerimdendir turuncu. Bakın katlı hatmi gül. Çok yakın, şimdi tutamayacağım. Birçok türü geldi geçti. Lobelya, bakın lobelya yine aynı güzellikte. Böyle çok seviyorum. Bir içim su gibi. Mavisi balkonda. Size zaman zaman balkondan gösteriyordum. Şöyle genel olarak şöyle bakalım. Çiçekleri. Ah, şunları. Evet, bunları göstereyim, şunları. Evet, bunlar bir arkadaşımın hediyesi. Geçenlerde geldiğinde getirmişti. Şimdi ben bunları balkona falan getirmiyorum, düşer kırılır diye. Burada düşse o ihtimal daha zayıf. Buradan kendisine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şöyle karanfilleri koydum ona. Bunları da bir ay falan oluyor bu karanfilleri alalı. Şöyle hemen şu tasarımlara şöyle bir bakalım. Lamba demişti. Otantik ahşap İhsan Baş. Hemşerimizdir. Burada Bayramoğlu'nda böyle ahşap eşyalar yapıyor. Çok estetik, çok sanatsal, değeri yüksek olan bir işle uğraşıyor. Burada dükkanı vardı. Ben ara ara onları izlemeye giderdim. Yani yaptığı o eserleri. Sayfası var Instagram'da. Otantik ahşap İhsan Baş diye. Bakarsanız gerçekten birbirinden değerli eserler yapmakta. Kendine göre müşterileri var. O değerini bilen. Diğer lobelyaya böyle baktık. Arkadaşlar şuna hemen değineyim. Bodrum papatyaları ilk zamanlarda bol güneş aldığı için çok güzel, bol çiçekliydi. Şimdi bu halde yanda kiraz oldukça fazla dal verdi. Derin budandı. Bütün gücünü dallara verdi. Ihlamur da yapraklanınca biraz güneşi azalmaya başladılar. Şöyle ezan çiçeklerine şöyle bir bakalım. Ve videoyu toparlamaya çalışıyorum. Kelebekler de. Evet, bitkiler, çiçekler olunca kelebekler, kuşlar, arılar zaten geliverir. Evet, durup dururken olmaz tabii ki. Dikerseniz, ekerseniz onlar da geliverirler. Şöyle abutilon en bol dönemleri. Bu doğal, yani doğal dediğim çok bol çiçek açan bir tür abutilon. Ağaç küpesi de denilmekte. Şöyle bakın, burada mesela daha önce şey boylar falan vardı. Çeşit de almıştım seradan. Renklendirmiştim. Onlar geçti. Şimdi ezan çiçekleri eklendi. Başka neler var? Asterler var aralarda. Onlar açacaklar. Şöyle bizim yaseminimiz de burada. Şöyle açmış, mis gibi koku sunmakta. Haziran'a bakalım. Şöyle Haziran çok güzel. En güzel zamanları arkadaşlar. Haziran videosunda bilgilerini anlattım. Kanalımızda bakarsanız. Burada hem eflatun hem de mor açtı. Ben kendim bunları belirlemiyorum. Tohumlar, düşen tohumlarından çıkıyor en güzeli. Ektiğim zaman bu performans olmuyor. Kendi kendi çıkınca bir de korumaya alıyorum. Bakın burada da çıkmış mesela bu. Mor olmuş. Önünde civan perçemleri var. Ve şu gleyolu göstereyim. İlk açan gleyol bahçemde ve birçok gleyolum var. Birçok renk var. Bordo, kırmızı, sarı, limon sarısı, onu da çok seviyorum. Turunculu, pembeliler. İnşallah
Açtıkça sizlerle paylaşacağım ve yetiştirdiğim mor mor gördüklerini saksılarla koydum, şebboylar. Evet, şebboy zamanı geçti ama benim ekip yetiştirdikleri bir mor bir pembe yerleştirdim saksılarla, şimdi koydum. Açılınca yerleri şey yapacağım, sonra yerlerini ekeceğim. Seneye de güzel olur onlar. Sonraki seneye artık eskiyorlar. Böyle baktıktan sonra şöyle kirazda birkaç tane var, vermedi. Çok çiçek açtı ama vermedi. Bir karanfilimiz orada var. Şöyle küpeliler, bu geçen yıldan kalma. Bunu geçen yıl diktim. Şunları bu yıl diktim. Biraz tomurcuklarını solan tohuma duran tomur şeyleri var. Tomurcuk değil, tohum kapsülleri, onları aldım. Çiçeğe versin diye kendisini. Yani tohumdan üretmektense dalından çok daha pratik olur üretim. Hani tohum düşünmüyorum. Birçok çiçek için ortancalar daha var. Şöyle sepeti şuraya koydum. Evet, Karadeniz usulü. Şöyle çiçeği yeni koydum üstüne. Tabii yönü değişti. Şöyle bir çiçek. Evet, çan çiçekleri arkadaşlar. Geçen videolarda görmüşsünüzdür. Muhteşem görünüyordu şu mor olanı. Buna bir şey oldu. Bu daha sağlıklı gibi. İnşallah. Ah yok, o da gidiyor. Bir şey oldu bakın, böyle hasta oldu herhalde ya da işte birden kuruyor. Bazen oluyor arkadaşlar, bazen böyle çok, yani bu mesela kurumaması gerekiyor, tohum oluşması gerekiyordu. Şöyle bakın, bu gitti yani. Neyse, geçmiş videolarda bakın güzel hallerini. Bu şimdi güzel, inşallah sen gitme. Burada solmuş herhalde ilk açan dalı. Evet bakın, şöyle bu tohum kapsülü olacak ucunda, oradan dolduruyor. Bu şekilde şu anda muhteşem, çok seviyorum ama işte buna emek gerekiyor. Yani hani dalından tutar mı diye soran arkadaşlar var. Tutmaz, çünkü çiçek açtıktan sonra bu zaten bitecek, gidecek. Açtıktan sonra soluyor, komple gidiyor bitki. Yeniden ekiyorsunuz. O yıl açmasa sonraki yıla açıyor, kalabiliyor. Açmasa daha sonraki yıla da kalabiliyor arkadaşlar. Açtıktan sonra gidiyor. O yüzden bunlara 2 yıllık bitki denilmekte, buna ve yüksük otuna. Bu da aynı şekilde aynı özelliklere sahip. Sonbaharda da ekebilirsiniz. Güzel gelişirse önündeki ilkbaharda, yani yaz başı açar her ikisi de ama ben onu hiçbir zaman öyle yapamadım. Üzerinden bir yıl muhakkak geçmiştir yine. Bunlar neden 2 yıllık diyorlar? Çünkü o soğuğu yemesi gerekiyor. Yani bir kış soğuğunu o bitkiler alması gerekiyor. O yüzden yani açması için o gerekmekte. Evet, merdiven tasarımım da çok hoş oldu. Açan çiçeklerle her dönem farklı gazanyalar. Işık daha dönmedi. Döndüğü zaman çok güzel açar. Ve Levatera pamuk. Bu da tek yıllık diyorlar arkadaşlar. Şunlar daha önce açıp tohuma duruyor. Tohum kapsülü. Şöyle çok hoş, dinlendirici bir rengi var, yapısı var. Evet arkadaşlar, şimdi geçen Manisa'ya gittik eşimin işi dolayısıyla. Oradan kim vardır deyince Serap Kayme, çiçek dostumuz, takipçimiz, başından beri takip eden, yorum yapan, görüştüğüm bir insan. Oradan bahçesinden video çektim. Çok güzel. 3 yıldır oradalar. Pandemiyle birlikte almışlar ve orada böyle bahçe oluşturmuş. Her tür çiçek, meyve. Videosunu çektim gitmişken, tabii ki kaçırır mıyız, çektik ama çok sıcak vardı, telefon kapandı birden, bölündü, bölünmeseydi tek video halinde atıp paylaşabiliyorum fakat bir teknik sorun oldu, onu aslında bu akşam yayınlayacaktık, onu yayınlayamayacağız. Buradan Serap Hanım selamlarımı söylüyorum. Öyle üzüldüm çok. Yani onu çok hoş, çok bol çiçekli, renkli ve oldukça da çok gayardı çiçekleriyle, bezeli ezan çiçekleri. Bizim ezan çiçeğinden farklı, koyu pembe. Benim hani yer örtücü olan pembeler açık, orada koyu, çok hoş duruyordu. Ve evet, bunu da böyle mor diye almıştım. Bakın gösterdim geçenlerde, çok tatlı. İyi ki de almışım. Ama bir yıl açmadı. Bu yıl açtı. Çok sevindim. Beni mutlu etti. Sizi de mutlu etsin böyle bakarak. Evet, böyle paylaşabiliyorum ancak. Şimdi bunu versem kaç kişiye verebilirim? Bir kişiye veririm. Dalından bölsem 10 kişiye veririm. Tutar mı, tutmaz mı? Ama böyle bakınca aynı benim gördüğüm, sizler de görüyorsunuz. Bu işte arkadaşlar. Ne yapıyorsun oğlum?
Hemen şuraya bakın. Buraya çok zamandır kadraj tutmadım. Balkon dibi oldukça bitkiler büyüdü. Burada da araya şeyleri koydum. Şebboyları koydum saksılarda. Buraya sonra yine kadraj tutarım ama şu anda şu güzel görünüyor. Çayır sümbülü denilen bir telgraf türü. Virginiana gibi bir adı var. Tradescantia Virginiana gibi bir adı var. Mavi diye çok seviyorum. Yarı gölgede olan bir tür. Böyle. Evet, sakız sardunyaya şöyle bakalım. Geçelim balkondan, bitirelim diyecektim ama ah ah. Evet, kapı tacındaki bu gülü gösterecektim. Evet, bu taraftaki kapının üstü. Bu da dışarıdan güzel görünüyor. Burada diktim, biraz gölgede kaldığı için tabii diğeri gibi performans göstermedi. Buradan da mor salkım gittiği için çok o tarafa vermedim. Hatmi güller var, bir sedef otu, Türk kızı, saray nanesi, beyaz yedi veren gül. Kolay tutuyor o. Bir tane de pembe diktik böyle. Yine yedi veren. Şurada da oradan beri geldi. Bakar mısınız? Komşunun oradan beri. Biraz ve zeytin ağacı. Şöyle genel olarak bakalım. Güneş de yansıyor. Şöyle bahçeye doğru şöyle azıcık alalım buradan. Yaseminim. Itır burada. Şöyle. Çok bir şey görünmüyor yapraklardan. Şöyle ıtır ve bir lavanta. Evet, hemen kapı önü tarhındaki hercai menekşeler. Şöyle onlar da böyle biraz bir şeyler yapıyorlar işte. Fena değiller, çıtı pıtı. Evet arkadaşlar, balkona çıktım. Şöyle yıldız sardunyaya bakın. Bakın burada pasiflora nasıl salkım salkım gelmiş. Çok hoş. İşte bu arkadaşlar, oturduğunuzda önünüze düşen bu renkler çok başka bir duygu katmakta. Evet, böyle işte. Şöyle bir bakalım. Bunlar zaten açtıkça yine göstereceğim. Şöyle buradan şöyle merdivene, bahçeye genel olarak şöyle bir bakın. Evet, sarmaşık gülümün olduğu taraf. Evet, bakın bunu böyle diktim. Büyük bir saksıya diktim. Mavi. Küçük olduğu zaman buralara koyuyordum. O yüzden aldım oradan onu. Cam güzelleri bakın tomurcuk verdi bol bol. Çok güzel katlı cam güzeli göstermişimdir daha önce. Aslında bunları da büyük saksıya almam gerekiyor. Alacağım ama bekletiyorum. Susuz bırakmamak gerekiyor. Toprağa hazır, serada yetişme toprak. O yüzden evet, şöyle bir küçük bakalım. Balkondan bitirelim. Şu sihirbaz sardunyalara yakın bak. Ah, kavga ediyorlar. Ah. Evet, tekrar çıktım balkon bahçeye. Buradan bitirmek istiyorum. Şu gerçek yasemini bir de buradan bakalım yine. Şöyle. Evet, şöyle klematis ve yine gül buradan en güzel görünüyor. Şöyle dal vermiş. Bol bol açmış ama buradan görmelisiniz. Ah, ben size beyaz mor yıldızın beyazını göstereyim. Ya aynı bunun beyazı işte. Şimdi inemeyeceğim aşağıya. Şöyle güllere bakalım. Maalesef motor başladı burada. Makine başladı. Çok itici bir ses. Şöyle kız gözü çiçeklerine bakalım. Buradan şöyle bitireceğim arkadaşlar. Şöyle yine o İzmir güzeli dediğimiz farklı muhtelif sardunyalar, güzellikler. Şöyle. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videonun işte ana kahramanı bu gülüm olsun. Sonra başka kahramanlarla birlikte yine devam ederiz. Bu süreç içerisinde kendinize iyi bakın. Önce sağlık diyorum. Sonra bol çiçekli, güzel, huzurlu günler diliyorum.